Ülkemizde son bir yıl içerisinde iktidarın ekonomik politikalarından kaynaklı fiyat dalgalanmaları ve ekonomik hareketler %170 oranında zamlara sebep olmuş, alım gücü oldukça düşmüş, memurlar hızla fakirleşmiştir. Memurun artık ülkenin alt gelir grubuna dahil olduğunu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de bizzat kabul etmiş ve asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilirse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir cümlesini gözlerimizin içine bakarak, bizlere acıyarak söylemiştir. Maalesef Bakan Nebati'nin kamu çalışanlarının ekonomik çıkmazda olduğunu ifade eden bu söylemleri doğrudur. Ülkedeki gerçek enflasyonla kamu çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü açıktır. İnsan onuruna yaraşır bir hayat sürmek için çalışanların yeterli ücreti alarak çalışmaları bir haktır. Ve ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir kamu çalışanının mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm çalışanların maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler acilen yapılmalıdır. 2022 yılında asgari ücret ve kamu çalışanlarına yapılan zamlarla memurların maaşları ile asgari ücretli maaşları eşitlenmiştir. Açlık sınırına yakın bir gelire sahip olan memurların maaşlarına yoksulluk sınırının üzerinde zam yapılması zorunluluktur. Günlük gelen piyasa zamları ortadayken 2023 yılı Ocak ayı için memur aylıklarına toplu sözleşmeden kaynaklı %8 ve TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre enflasyon farkı kadar artış yapılması memurların alım gücüne katkı sunmaz. Bu nedenle insani bir zam oranı mecburidir. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Ayrıca memurlar gelir vergisi kıskacındadır. Memur maaşlarındaki gelir vergisi %15'e sabitlenmelidir. Zaten açlık sınırında maaş alan kamu çalışanının %27 oranında gelir vergisi ödemesi kaşıkla verilen zamın vergi kepçesiyle geri alınmasıdır. İşveren patronlara her türlü vergi afı ve indirimini uygularken ülkenin vergi yükünün memurun sırtına bindirilmesini kabul etmiyoruz ve uyarıyoruz. Vergi dilimi adaletsizliğine derhal son verilmelidir. İşveren komediye dönen 3600 ek gösterge düzenlemesini öncelikli olarak gözden geçirmelidir. İşveren sarı sendikalarla %2 sendikal baraj garabetini harcadığı zamandan daha fazlasını kamu çalışanlarının problemlerine ayırmalıdır. İşveren ve sarı sendikaların önceliği siyaseti dizayn etmek ve kendileri dışındaki sendikalara hile kurgulamak değildir. Birinci dereceden emekli olabilecek tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi muhakkak yapılmalıdır. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm çalışanlara giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı. Aile yardımı ve bir paket çocuk bezi dahi alamayan çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir. Görünen köy kılavuz istemez. TÜİK'in açıkladığı enflasyonla çarşıda, pazardaki enflasyonun yakından uzaktan alakası yoktur. 6 ayda bir yapılan zam ve enflasyon farkı ödemeleri daha birinci ayında erimektedir. Bu nedenle enflasyon farkı çalışanlara aylık olarak ödenmelidir. Eğitim çalışanlarının bir yıldır bizim söylemekten usandığımız gayet açık olan talepleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Hürriyetçi eğitim sen olarak yeni vaatlerden ziyade ekonomik haklarımızın korunmasını ve kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz. İşverenimiz olan devletin adil olduğunu, işçisi ve memuruna eşit değer verdiğini düşünüyor ve ayrım yapmayacağına inanıp memurları açlık sınırındaki bir maaş ve gelire mahkum etmeyeceğini ümit ediyoruz. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için Hürriyetçi Eğitim Sen, kamu çalışanlarının içine düşürüldüğü asgari sefalete azami itiraz dönemini başlatmıştır. Hakkımız olan maaşın verildiği zamana kadar mücadeleye devam edeceğiz. 27-30 Aralık tarihleri arasında tüm illerde meydanlardayız. Kamu çalışanlarına sunulan haklar dünya standartlarına ulaştırılıncaya kadar
mücadeleye ve iş bırakma dahil her türlü meşru eylemi yapmaya kararlıyız. Haklıyız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz.